Öyle mi? Tabii gelmeyince tatlı bir sitem. Ah değil yani. Ah Allah seni böyle yapsın falan değil. Hani niye gelmedin yani? Seni bekliyorum. Sitem etmek mi yani? Beklemek. Beklemek. Yani o zaman birine böyle işte Allah cezanı versin falan filan değil. Ben sana intizar ettim canım. Yanlış anlamadım. Ben dua bilirim. Seni bekliyorum. Yok değil. Bizim halkımız daha çok ezik, sitemli kelimelere daha çok düşkün olduğu için onu şarkılarda öyle kullanmışlar ve parçalarda öyle kalmış. Çok aslında enteresan. Böylece yani bundan sonra intizarın beddua olmadığını. Evet. Tabii bir de kendi ismin mi diye soruyorlar. Çok soru geliyor. Tabii kendi ismin. Ama adım. Tabii senin bu başarınla bu intizar seninle de özdeşleşecek. Evet. Başka bir kelime haline gelecek. Demek ki beddua değilmiş. Beddua değil. Evet. Bunu öğrenmiş olduk. Ama oradan alçak diye birisi sesleniyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Seni alalım mı? Evet hadi bakalım. Bu değişik bir şarkı. Enteresan bir şarkı. Şimdi ama alçak demek beddua etmemek anlamı da gelmiyor. Yani. Fatih Bey bakın şimdi işin enteresan tarafı benim bir şarkıda intizar lafını kullanıyorum ben evet. Mesela. Sana intizar etmedim ki diyorum ben. Değil mi? Evet. Ama beddua anlamında onu kullanıyorsunuz. Evet. Bakın ne yanlışa düşmüşüm ben. Demek ki bunu çok araştırmak lazım. Evet. Değil mi? Evet, çok ben hoşçakal Leyla'daki bir tabii. Sana intizar etmedim ki. Ben de özledim, bende de var. Öyle mi? Tabii. Ne kadar çok aşka intizar. Evet, orada da var. Bakın değil mi? Yani demek ki yok biraz da var ama canım şimdi. Yok abi. Tartışmalar keşfette hata olmaz derler. Çocukluğumdan beri bildiğimiz bu ya. Abi yani. Zahar etmekten de geliyor aslında. Gazetecisiniz mesela. İntizar hep öyle diyorsun. Değil mi yani, şimdi mesela? Ama senden sonra bu intizar kavramı değişecek herhalde. Yani şimdi, o zaman Ferdi Bey de bir değişik yapacak şimdi, olacak. Paka basmışız yani demek ki yani. Evet. Şarkıda bildiğimiz yani eski bildiğimiz intizar var açıkçası. O zaman seni. Hayırlı arıyorum. Siz Ferdi Bey'le konuşmak istiyorsunuz evet, herhalde. Evet. Hemen ben Ferdi Bey'le sizi baş başa bırakıyorum. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ferdi Bey. İyi akşamlar canım. Nereden arıyorsun? Ben Almanya Kassel'den arıyorum. Kassel'den ha? Evet. Kassel'de konser verdin mi ben hiç? Evet ben gelmiştim Kassel'de konserinize. Az daha düşüp bayılacaktım zaten. Ben size şu akşam sorum yok. Yalnız Türkiye'de Samsun Bafra'da annemler için huzurum kalmadı. Ufak mırıldansanız çok memnun olurum. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, kader bağlıyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem bir tanem, felek koymuyor. Huzurum kalmadı, fani dünyada. Yapıştı canıma bir kara sevda. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ankara dinleyenler çok sesler geliyor. Herkese selam da herkese selam. Teşekkürler. İyi geceler. Gül abi de teşekkür ediyoruz. Ve bilmiyorum Cumhur abi ne diyor, süremiz yaklaşıyor mu? Cenk'e de soruyorum bir yandan. Evet. Son 6 dakikamız kalmış. Yanağı aldım. 6 dakika sürüyor mu sürmüyor mu? Çünkü ona göre. Veda edeceğim. 6 dakika sürmez canım. 6 dakika sürmüyor. Tabii. Çok kısa hemen bir soru. Hı. Kısa cevap almak kaydıyla. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaray'ım. biz kupayı aldık ama belki şampiyonluğu alırsınız İnşallah. Diyeyim ben de. İnşallah. Fenerbahçe'ye de başarılar. Başarılar. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü bütün takımlarımız çok güzel. Ben bu sene çok güzel gördüm. Şimdi, eğer iddiaya girmiş olanlar varsa ki... Evet. Bu konuda da çok sorular gelmiş. Evet. Şimdi Galatasaraylı olanlar kazandı, siz Galatasaraylı olduğunuz için. Öyle mi? Öyle tabii. Evet. Şimdi Ferdi hayranlığının hepsi aynı takımı tutmuyor. Galatasaraylı olan Beşiktaşlı var, Fenerbahçeli olanlar. Evet, biz sizden, bu arada çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorsunuz. Gerçekten bu teşekkür ederken sadece içten, duygusallığımla değil... Başarılısınız. Beğendiniz değil mi? Gerçekten ikisi de çok başarılı ve bundan sonra başarı basamaklarının daha hızlı çıkacağınıza inanıyorum. İnşallah. Ve hemen sizden yanımıza davet etmeden önce güçlü bir alkış rica ediyorum. Aydoğan Tayfur.
biterler. Birbirine kenetlenmiş yavrum aman, gülüm aman, bağlı bilekler. Sağımda solumda hasret çekenler. Gel ana, sen gel, görüş günümde. Beklemeye hal mi kaldı garip gönlümde. Teşekkür ediyoruz. Tekrar ağzına sağlık. Ayrıca davetimizi kırmadın. Geldin buralara kadar. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Ne oldu yine? Neyin Allah provası? Allah. Prova mı yok? Plan Allah mı yoksa? Allah 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 Allah. Ya bu bir şeyler var ya böyle dikkatli dikkatli. Hayır abi, düşünüyorum da bir laf var onu çıkaramıyorum ya. Neydi ya? Hay Allah. Şey armutla ilgili bir laf vardı ya. Armut. Armudun iyisini ayılar yer. Yok o değil. Ha armut dibine düşer. He. Armut dibine düşer diye. Bu atar mı olur? Bu muydu sabahtan beri düşündüğün? He ya arkadaş ya kurbanım olayım senin ya. Ya içeriden böyle kulaklarıma inanamadım arkadaş. Canın ettim. Ferda ben söylüyor ya. Ama şimdi sen kim olduğunu biliyor musun bunu? Kim? Tamam soralım anlatsın. Kim abi sen kimsin de bak. Ben Aydoğan Tayfur. Anladın mı Aydoğan Tayfur? Aydoğan Tayfur. Eminim şimdi diyecek Ferdi Tayfur'la bir bağlantın var mı diye. Soracaksın ya, ya. Değil mi? Tam onu soracaksın. Yok ben şimdi armut meselesine şimdi daha çok inanıyorum. Ferdi Tayfur'la bir bağlantın var mı kardeşim? Var tabii. Allah'ını seversen. Amcam olur kendim. Senin amcan olur. Öyle ya. Ferdi Tayfur senin amcan olur. Abo!
Armut hakikaten ağacın dibine düşmüş arkadaş. Ancak bu kadar olur ya. Vallahi neyse Allah'tan ki iştahım kapalı tadına bakardım bugün. Aman Allah korusun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Allah razı olsun. Vallahi bu kadar şeker adam getirdiğiniz daha da çok teşekkür ederim. Allah ne var? Bir şey merak ediyordum. Daha önce bu sanatçıların böyle klip çekmelerdi, işte bir sürü paralar harcayıp kliplerini oynatma gibi bir dertleri yoktu. Bu son dönemlerde çıktı. Ben de seni kasetleri biliyorum. Ama klip olarak şimdi bir ses mesela geliyor ama ya bu bir ses yabancı değil diyorum kendi kendime. Sonra klibi de görünce ilk klibin miydi bu? Ben köyümü özledim. Ben köyümü özledim. Bu son albümün ilk klibi. Daha önce klibin var mıydı? Daha önceden de vardı tabii. Ha, ben izlemedim o zaman. Televizyon zamanlarından. Tabii. Yakarlar isimli bir şarkıma. Bir de Sevmek Ne Güzel isimli şarkıma klip çekmiştik. Bayağı döndü yani o zaman. Evet. Demek ki zamanımız olmamış böyle denk düşmüş izleyelim. Olur tabii tabii. Şarkılar sana mı aitti bu şarkılar? Şarkılar bana ait. Sen de amcan gibi bestekarsın yani. Bestekar yönün de var he. Bunlar hep Allah vergisi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Her şey öğrenilir. Her şeyin okulu vardır. Fakat bestekarlığın okulu yoktur. Amcandan etkilendin mi peki? Bestekar olarak yani müzik anlamında, müzikal anlamda. Şimdi etkileme şu şekilde. Ya da sana destek oluyor mu, oldu mu? Yetiştiğimiz ortam zaten aşağı yukarı aynıydı. Aynı ortamlarda yetiştik. Fakirlikten gelme. O da fakirlikten gelme. Tabii bundan dolayı ben de fakirlikten gelmeyim. Yani bir ezilmişlik var. İnsanın ruhunda ezilmişlik var. Varsa zaten bu duygusallık otomatikman oluyor. Bir de yetenek varsa, bir de yetenek varsa bu ikisi birleşti mi bestekarlık, sanatçılık alıp götürüyor işte böyle. Ben köyümü özledim. Kimin? Köyümü özledim. O da benim. Şarkı olarak yani sözü ve müziği bana ait. Sana ait. Dinleyelim o zaman. Klibini bu son kasetinden çektikten sonra klip çalışması var mı şu anda? Önümüzdeki hafta inşallah çekeceğiz. Hangi parçaya? Şu anda okuyacağım parçayı deme. O mu yoksa? Ona çekeceğiz. Evet. Bilemezdim. Bilemezdim ki. Çok güzel. Şarkı kimin? Onun da sözü müziği benim. Maşallah. Dedim ya baştan söylerim. Allah vergisi yani bunlar. Kasette bütün şarkılar senin. 5 tanesi benim. 5 tanesini de arkadaşlardan aldık. Değerli bestekar arkadaşlarımızdan. Tayyip Büyükçınar olsun. Tahir Paker olsun. Yusuf Akpınar. Hülya Şenkul. Bunlardan aldık yani. Güzel parçalar. Bilemezdim ki. Dinleyelim. Teşekkür ederiz. Sohbetimizin başında dedim ki Fedi Tayfur'la akrabalarının var mı dedim. Amcam dedi. Sonra arada kaynadı galiba. Destek oldu mu hiç amcan sana müzik konusunda? Valla ben bu benim 5. kaset çalışmam. Evet. İlk 2 kasetten sonra kendisine gittim. Dedim ki neden başka firmalara yapıyoruz? Niye başka firma arıyoruz filan? Bu kaseti... Ferdifon diye bir zaten Ferdi Tayfur'un kendi kurduğu bir şirket kendi var değil firması mi? Firması var. Ferdifon isimli firma kendisine ait. Bunu senin şeyde çıkaralım. Firmada çıkaralım dedi. Olumlu bakmadı. Ama bir yerde de belki seviniyorum buna. Kendi firmasını yani kendi, çıkartmadığına. İşte Ferdi Tayfur'un gölgesindeymiş gibi. Yani öyle bir hava olacaksa evet. Kendi çabalarımla, kendi ayaklarım üzerinde durabilirsem ne mutlu bana. Sırada güzel bir şarkımız var. Onun anasını sen yap istersen. Evet. Yine güzel bir şarkı. Ben de özledim diyoruz.
sevgiden ne kadar çok. Aşka intizar eden kimi çok seviyor, kimi yok sevgiden. Sen orada ben burada bir şey görmem elbette. Sen orada ben burada, ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de. Resim var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok isterim ben de. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok isterim. Çok güzel bir şarkıydı. Ağzına sağlık. Sağ ol Hüseyin'ciğim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bunun söz ve müziği amcana aitti değil mi? Bunun söz ve müziği kendisine ait. Verdi babaya ait. Evet. Şimdi bunları söylemendeki gaye şu. Şimdi insanlar diyor ki ya ses çok benziyor. Hakikaten benziyor yani. Ferdi'nin de şarkı.